Herkes seni görmek istiyor. Çekmeyin kardeşim. Bütün videolarda alnım yok ya. Alınsız mıyım ben? Tripod al Burak. Ona kamera al Burak. Sen o telefonu balkondan aşağı sarkıtırken bir düşür de bana telefon alı dönmesin. Niye? Hoş geldin, nasılsın? Teşekkürler efendim, sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Ses... Olay, olay. Ne yapıyorsunuz? Vergi iadesi yaptın mı? Ya ben hayatımda böyle damdan düşme bir soru görmedim ya. De, ya merhaba, nasılsınız? Neredeydin? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Vergi iadesini yaptın mı? Git yap gel. Para. Para. Bu dünyayı döndüren güç ne? Allah. Allah. Ekonomi ve para. Para yoksa? Nasılsın? İyi misin? Nerelerdesin? Görüşmeler. Vergi işini ne yaptın? Para gel. Vergi iadesi yaptın mı? Vergi iadesi yaptık ama vergi iadesinde anlatacak çok fazla bir şeyim yok. Sebep ne? Çünkü şeyi yapamazdık yani şu aşamada en azından. Bu vergi iadesi işini kimisi kendi dolduruyor formu. Ama biz bir hani bu işi yapan, tax işini yapan birine yaptırdık bu işi. Mali müşavire. Ya yani öyle bir şey, muhasebeci, mali müşavir artık buradaki karşılığı neyse. Öyle birine yaptırdığımız için gelirimiz, SSN'lerimiz, pasaportlarımız dışında bizden bir şey istemedi. Zaten onlarla bir yani soruyor işte çocuk var mı, doğum tarihi falan o tarz bilgiler. Onları doldurduktan sonra çıktısını aldı, bize verdi. Yani ben aslında bir şey görmedim. Ne dolduruyor, nereyi dolduruyor vesaire. O yüzden çok detaylı bir şey anlatamayacağım ama yaptık. Alacak mıyız vergi iadesi? Alacağız. Kaç aydır burada resmi çalışıyoruz? Ne kadar alacaksınız diye sormayın. Bir IRS bilgisi olduğu için kişiye özel bunu vermememiz gerekiyor. Söylendi bu bilgiyi. Biz buraya geleli 6 ay oldu. 6 aydır da resmi şekilde çalışıyorsun. Yani 6 ay demeyelim ona. 3 ay 17 gün dur, için o kısmı için vergi iadesi verdik. Yani girişimizden 31 Ocak tarihine kadar olan kısmın vergi iadesini verdik. Ha. Bu seneninkini önümüzdeki sene vereceğiz inşallah. Onu ne etkileyecek? Tabii sadece o kısımla alakalı bir işlem yaptık yani. Ben onu bilmiyordum. Başka ne yaptık? Başka? Niye yokuz? Niye yokuz? Ya çalışıyoruz, o yüzden yokuz. Biraz saatler falan şey sıkıntılıydı. Şimdi biraz daha rahatım, daha rahat şey çekebiliriz, video çekebiliriz. Neden yoktun? Saatler vesaire, işte çalışma biliyorsunuz klasik. Vardım da yoktum yani, ancak eve dinlenmeye gelebiliyordum. O yüzden çok fazla videolarda bulunamadım. Siz de ne kadar çektiniz? Vallahi takip de edemedim işin doğrusu. Hani çok fazla çekildi mi çekilmedi mi bilmiyorum. Ama çekeriz bundan sonra gene. Rutine döndürürüz yani. Çekildi çekilmesine benim tek videolarım vardı. Bir iki tane de senin videon var. Ben bir türlü şey birleştiremedim. Hı-hı. Şey videom var. Ne onun adı? Bonfile. Ha yani yapılabilir. O video var. Onu koyacağız. Onun haricinde öyle Türkiye'ye geleceğiz. Dur daha bismillah. Ondan sonra. Vakit var ya. Daha biletleri almadık. Evet, tatil için, bayram için geleceğiz, gideceğiz. İnşallah. İnşallah Allah bir mani vermezse. İşte. Başka ne diyelim ki bilemedim. Yani normal faturalarımızı ödüyoruz. Markete gidiyoruz falan yani. Değişik bir şey yok yani. Normal değişik bir hayat, şey yok normal hayat. Yani şeye döndüğü için söyleyin adını. Rutine. Hani bir rutine döndüğü için ilginç bir şey olmuyor yani. Rutini soruyorsanız da onu söyleyeyim. İşe gidiyoruz. Okul. Okula çınarı bırakıyoruz. Okuldan alıyoruz. İşte izin gününde bir yerlere gitmeye çalışıyoruz ki onun da çoğu zaman şeyleri hani zaten videosu kısa da olsa çekiliyor. Bir şeyler yiyoruz içiyoruz. Budur yani çok çok rutine döndüğü için ekstra bir durum olmadığı için şu anda çok fazla anlatacak bir şey yok. Eminim merak ediyorsunuz ama hakikaten böyle yani.
Geçen biz Çınar'la şeye gittik, hayvanat bahçesine gittik. Safari şeklinde yapmışlar. Arabadan inmedik. Bize şey verdiler, mamalar verdiler. Ondan sonra Burak çalışıyordu, biz arkadaşla gittik. Ondan sonra işte bayağı hayvanlar gergedan vardı. İşte gördüm şey videoyu. Yani güzelmiş. Bilmiyorum. Bana güzel geldi de. Siz o yani herhalde. Biz de beğendik de Çınar belli bir noktadan sonra artık gidelim dedi. Hı. Çünkü bazı hayvanlar arabanın yanına yanaştı, mama yedi. Bazıları yemedi. Tabii küçük çocuk koşmak istiyor. Habire oturma modunda. Bir de içine girene kadar da çok fena sıra bekledik. Bir saat falan arabanın içinde sıra bekledik. Tabii arka arkaya trafik yaptırmıyorlardı. Biri geçiyor, bekletiyor. Aynen, biri daha geçiyor falan gibi. Aynen öyleydi. Ondan sonra öyle işte ufak ufak sıcak olmaya başladı buralar. Evet. Bahar diyebiliriz aşağı yukarı. Bahar, yaz karışık bir şeyler olmaya başladı. Çınar bir iki kere havuza falan girdi hatta. Hı. Yani bayağı hava açık. Öyle. Başka da pek bir şey yok yani işte. Çok güzel sohbet ettik. Yani ne diyeceğim bilemedim ki. Şimdi hakikaten rutinine döndüğümüz için yani anlatacak ekstra bir şey yok. Şimdi kendimi de tekrar etmek istemiyorum. Habire bilemedim. Ben ehliyetimi şey yaptım. Ehliyet videosu gelecek. Ehliyet sınavımı yaptım. Ondan sonra güzel geçti. Onu zaten ehliyet videosunda anlatırım. Değil mi? Bayağı başarılıydım. Burası. Yani. Ne yani? Çok başarılıydım. Bana şey vereceklermiş. San Antonio trafik şeyinden, departmanından plaket göndereceklermiş. O maili gördün değil mi? Plaket gelecekmiş bana. Hep %90'la geçtiğim için plaket vereceklermiş. Şey, emniyet müdürü programına bakmış. O vermek istemiş ehliyetini senin özellikle de. Müsait mi değilmiş? Alamo tarafına mı gidip bir şey yapacakmış, bir işi varmış o gün ama şey yapamadık tam, konuşamadık. Bu arada Burak şeyi yapmadık. Şubat ve Mart hani aylarında her ayın 13'ünde tekrarladığımız, şenliklerle kutladığımız, Amerika'ya işte, ayak bastığımız gün. İşte onu söyleyeceğim. Yani yapmadık. Tamam yapalım da. Ya bir şey videosu çekelim o zaman. Hesap kitap videosu çekelim. Bugüne kadar ne harcandı, ne geldi, ne gitti videosu çekelim. Yoksa çok rutine döndüğü için şey geliyor yani. Ne anlatacağız ki? Geyik yapacağız ancak çıkacağız yani. 6 ayda Amerika sana neler hissettirdi? Geçen bana dedin ya böyle şunu özledim, bunu özledim. Vallahi birçok şeyi özlemeye başladım artık. Yani nasıl oluyor bu işler? Böyle Almanya'da olanlar. Gerçi onlar biraz daha şanslılar. Şey de çok olduğu için, Türk de çok olduğu için ulaşmaları birçok şeye daha kolay. Homesick oldun mu? Yani şey diyebilirim, yiyecek içecek manasında birçok şeyi özledim. Tabii işte arkadaştır, anne babadır, kardeşlerdir. Bunlar zaten hani birinci günde özlüyorsun, altıncı ayda da özlüyorsun. Onda problem yok da. Şeyler de yavaş yavaş basmaya başladı yani. Böyle yeme içme işleri biraz da ben normalde sosyal medyayı kendim çok kullanmıyorum ama bir sürü şeye bakıyorum. Ama o akış mı diyorsunuz o hani oradaki şeye bakıyorum yani öyle söyleyeyim. Orada da mesleğim gereği bir sürü şeyler var böyle bakıp böyle salyalarımı sile böyle şey yapıyorum sıkıntı çekiyorum yeme içme konusunda. Ne yapayım yani? Yani var burada her şey yapılabilir ama aynı şey değil ki yani. Kebap şey yapalım. Kebap yani. Yapacağın şey yok. Midye yapacağım. Yağ yok. Diye. İşte midye nasıl yapacağım? Midye yapacağım. Var bir sürü. Tarator yaptın mı zaten? Tava mı diyor? Ha midye. Tava yaparız yani. Ben dolma diyor zaten. Tava ya da bir şey yok. Midye dolma yapılmaz canım. Nasıl yapacağım? Midye dolma İstanbul'da da biraz zor yaparsın yani. Niye ya? Buradan riskli. Orhan Usta'ya selamlar. Mardinli. Ha. Onların işi bu yani midye yapıyorlar yani. İstanbul'a gidince ne yapacaksın Allah'ın izniyle ilk? Valla zaten anamın babamın yanına gideceğim canım yani. Arkadaşlarımı göreceğim sonra ne bileyim. İşte Burak'ın gerçek. Bir şeyler yiyip içeceğim. İşte ne bileyim. Yiyip içeceksin. Onu mu anlatayım şimdi kebap yiyeceğim. İşte onu mu anlatayım şimdi yani. Ne bulursam yiyeceğim işte yani.
Güzel yerlerde güzel şeyler Ben de istiyor canım. sırasıyla. Şeye bakacağım mesela, oradan buraya gelirken neler getirilebilir? Biraz onlara bakmak istiyorum. Yani Düşersin. mesela bazı şey, mesela güzel bulgur yok burada mesela. Aa evet, bulgur yok. Bulgur Kesin bulgur getiririz. koymamız lazım. Aynen. Yani güzel bulgurdan kastım, Güzel bulgur. buradakiler hep küçük küçük yani. Sen Antonio için söyle. Bulgur getiririz, tarhana getiririz. Evet, tarhana getirmek Ondan lazım bol bol. sonra başka. Bir sürü şey var aklında. İşte orada bir o manada bir alışveriş yaparım mesela yani. Bir Onu da gurbetçi burada olmadan balığı. göremiyorsun ki. Yani Tabii. hani ilk gelirken niye getirmediniz ya? Bilmiyorsun ki ne var ne yok. Aynen, bir tek tarhana getirmiştik. Ya bizim aslında bavulumuz biraz şeydi ya. Yani şimdi arkadaşlarla konuştukça fark ediyorum. Çok kıyafet değil mi? İnsanlar yani full etti, kitap Bir bavul getirdi. oyuncak, bir bavul kitap zaten. Ne kaldı Ondan ki geriye? sonra Kaldı 4 bavul zaten. örtüler getirdik, yatak örtüleri falan. Şimdi yeni gelecek arkadaşlar var. Ondan sonra onlarla konuşuyoruz falan. Ama şey de var yani, bunlar getirilmeyebilir miydi? Şimdi buradaki fiyatlara bakınca da getirilmeyebilirmiş, ama bunu da tecrübe etmeden bilemiyorsun ki yani. Ama onu şöyle düşünmen lazım. Gelir gelmez cebinde iyi bir parayla mı geliyorsun? Gelir gelmez çalışmaya mı başlıyorsun? Hayır, şey manasında söylüyorum. Yoksa Yani hiç para harcamayacak mısın? tabii canım, hiç para harcamayacaksan onu Getirecek koyacaksın misin? valize yani. Böyle videoları küçük küçük parçalara bölüyoruz. Yüklemesi daha kolay oluyor. Ara ara da bölünüyor. Şey yapmayın, kusura bakmayın. Evet, küçük ada diyor. Ya bir yarım ada gibi bir yer var işte, güzel. İşte orayı görüyoruz. Yeni yerler duyuyoruz, fark ediyoruz. Aa, şurası varmış, burası varmış. İşte böyle küçük küçük kendimize eğlencelik, böyle kafa dinlemelik bir şeyler çıkarsa işte oraya doğru evrilmeye başlayacak. O zaman İşte ondan sonra tarhana daha keyif, mesela şey var burada, belki var 30 tane poligon. Yani gideceğim bir gün de, ne hangi gün acaba yani? İşte insan kendi zevklerine göre bir şeyleri bu sefer yapmaya çalışacak, başlayacak. Bizim için daha eğlenceli vakitler olacak, ama şu anda ne yazık ki, Tabii şu anda ne bir yazık ki demeyeyim, Allah'a şükür ya, şeyler Allah bitti. Ne yazık ki Allah'a diyelim. şükür ilk çabalama yani yokuş bitti. Şimdi düz yolda nefesleniyoruz. Sonra da ağaçlık piknik alana doğru ilerleyeceğiz. İşte ilerleyen şeylerde, günlerde, aylarda işte sırasıyla bana araba, işte ufak tatiller, ondan sonra ev taşıma. Seneye de bu evde duracağız. Çünkü Çınar'ın okul tercihlerini yaptık ve hoşumuza gitti. Ve bu adreste kalmaya devam etmeye karar Bir verdik. yıl daha. Bir yıl daha. Ondan sonraki yıl artık Çınar da büyüyeceği için, bizim ihtiyaçlarımız, evdeki yayıntı miktarı artacağı için şu an ilk geldiğimiz gibiyiz. Yani işte atıyorum 6 tane tabak var, 7. tabak yok. Ya da işte aynı şekilde işte 7-8 tane bardak var falan. Hani onu demek istiyorum. Ekstra bir şey de alıp koymuyoruz. Koymak istemiyoruz. Çok fazla koyacak yer de yok. Yer de yok, istemiyoruz da. Ondan sonra işte o ilk taşınmayı güzel geçirmek istiyoruz işte. Bir taşınma olacak. O esnada işte ev bakmadır, odur budur olacak. İşte çeşitli tatiller. Benim gitmek istediğim bazı yerler var. Karayiplere falan gitmek istiyorum. Bir Miami'ye gitmek istiyorum. İşte ondan bahsediyorum. Yani Ondan önümüzdeki sene inşallah, biraz kafayı yani kaldırmak böyle gerekiyor. ya burada uçak bileti çok öyle yüksek rakamlar değil. İşte gidersin 2 gün, 3 gün, hop geri dönersin falan. Bu tarz küçük şeyler yapılabilir yani, ama şu anda hani o biraz fıstık yeşili, onlara şey ayrılamıyor. İşte düzlükteyken biraz nefeslenmek istiyor insan açıkçası. Tabii canım, şimdi o şeydeyiz. İşte daha günler dediğimiz gibi rutin geçiyor yani. Böyle başka bir şey Ya yok. geçen bir şey fark ettim. Buradan da bir daha şey yapayım. Şu çeşitli sosyal medyanın mesaj bölümlerinden arkadaşlar yani ayıp oluyor muhtemelen. Şimdi adam yazmış ta ne zaman. Ben ona nereden bakılıyor bile bilmiyorum. Oralarda sadece dediğim gibi hani o Facebook'ta bile böyle hani ana sayfa vardır ya, oraya bakarsın bir 5-10 dakika, hop kapatırsın falan yani. Öyle kullanıyorum ben bunları. Adam yazmış kaç ay önce. Bana yazmışsınız. Şimdi şey gibi algılanır. Ya bir şey yazdık, cevap vermedi. Yani ben onu görmemişim bile. Ben Oralardan biraz yazılıyor ama. kullanmıyor.
Yani mail atarsanız görüyorum. Şey Maillerimi yapayım, takip senin ediyorum WhatsApp, ama. senin telefon numaranı yazayım ekrana. Mailimi yaz. Mailine bakıyor musun? Maili bakıyorum. O Maili zaman günde 5-6 defa bakıyorum Burak'ın ya. Mail adresini aşağıya ya bir şey yazayım. demek isterseniz oradan deyin ki şey olmasın ya. Hani San ayıp Antonio'da olmasın yani. aşçılık ücretleri ne kadardı? Bir aşçı arkadaşın Instagram'dan yazdı bana. Vallahi 7.25 ile 50 dolar arası saatlik ücreti değişiyor. Nasıl değerlendireceksin ki onu? Ben de öyle dedim. 7.25 asgari ücret, 50 dolar da adamın aldığı para yani. Onu mesleği nasıl, tecrübesi nasıl, dili nasıl, Tabii nerelerde o da çalışmış, hangi dil mutfakta önemli canım. çalışmış, burada kendini nasıl satıp pazarlayacak, ne kadar alacak. Şimdi 15 dolar da alabilir, 25 dolar da alabilir saatlik ücret. Yani aylık 2000, 2500 de kazanabilir, 4-5 de kazanabilir. Ama bilemem ki. Yani öyle. Şunun maaşı şu kadar denilebilecek bir standart yok. Tek söylenebilecek standart Texas için 7 dolar 25 sent minimum ücrette. Altına çalıştıramazlar. Ha, çalıştıramazlardan kastım şu. Çalıştırılıyor şöyle. Mesela garson alamaz o parayı. Çünkü garson zaten tip alıyor. Yani garsona verecekleri 2 dolar 3 dolar saatine para. Geri kalanını tipten kazanıyor zaten. Yani ona bir de 7.25 artı tip verse iyi, bir de CEO yapsın. Hatta kazanıyor, iyi para kazanıyorlar yani. Küçük bir yerde bile 100 dolar, 150 dolar günlük cebine koyuyor. Ama o da yani. İngilizce öyle. Hadi konuşamayan, İngilizce konuşamayan İngilizceyle garson nasıl tip alıyor? İngilizceyle yani, o da biliyor ki garsonluk yapıyor. Bir de üzerine adama günlük 70-80 dolar para verirsen, yaptığı 250 dolar, ayda 7.500 dolar kim kazanıyor ki? Yani hemşire parası şeyi, maaşı. O yüzden onlara az veriliyor. Şeylere az veriliyor. FedEx kamyonu geçti önümüzden. Onlara da çok garipsiyorum. Kapıları yok onların. Yani ya da var, kapamıyorlar mı bilmiyorum. Sürgülü galiba. Sürgülü mü? Açık gidiyorlar sürekli. Yani şunu şey, delivery yapanlar. Mesela onlar da çoğu zaman ya vermezler maaş ya çok az verirler. Zaten işte atıyorum pizza bırak desen herif tip veriyor yani. 10 dolar pizza 3-5 dolar da sana veriyor. Ondan 10 tane 20 tane dağıttın mı zaten normalde maaşını çıkartıyorsun. Bunu alan razı, satan razı durumu. Ama diğer işlerde de çok açık bir şey var, piyasa var yani. Şimdi aşçılık direkt söyleyeyim. Şimdi McDonald's'ta 8 dolar veriyor. Whataburger 11 dolar veriyor. İşte Chick-fil-A 11 dolar veriyor. Bu şey. Fast food. Şimdi ama bilmem ne restoranında çalışacağım dediğin zaman tabii işin rengi değişir yani. Şey yapalım mı? San Antonio'daki burgercileri alıp böyle burger tadım videosu yapalım mı? Niye? Az mı göbeğimiz var? Niye öyle bir şey yapıyoruz? Bir ilgi çekici olur mu? İlgi niye çeksin ya? Şey diyorlar ne? Challenge. Mukbang. Ne? Mukbang. Hep gavur icatları bunda. Şey. Buran gerçek yüzü. Görüyorsunuz. Burak abi nerede? Ben burada. Ya yok, ondan değil. Ya bir şeye benzemez ki, hepsini toplayıp buraya getirir. Buz gibi olacak onlar da, yiyemezsin ki. Değil mi? Saçma sapan donuk donuk yağlı hamburger mi ısıracağım burada? Hiç, sonucu söyleyeyim, hiçbirini beğenmeyeceğiz. Sizin böyle bizden yapmak istediğiniz bir şey var mı? Ya yani yapılabilecek şeyler tabii, şunu yapın, bunu yapın ama da gibilerinden. kalkın demeyin tabii. İşte öyle. Şimdi bakın, site bu kadar sessiz. Şu an herkes iş yerinde. Bütün şey, otopark şeyler boş. Çınar'ın okuldan alma saatini bekliyor. Buran bugün off günü, off. Ne yapacağız bugün? Valla bilmiyorum, bir ilk şeyden Tuvalet kağıdı bitti. 100 küsür milden bahsediyordun ama Ha, orayı ben kafamda sildim. vay, Dün verdiğin duygusal sebeplerden dolayı dün verdiğin ne detaylı alakası bilgiden var bunun? sonra, çünkü Allah orada birazcık şey yapmak Allah, ne istiyorum. kadar birazcık 100 dolar falan. Olur canım, onda ne var ki? Problem yok ya. 100, yani bilmiyorum, 100 belki, 100 de değil.
Bilmiyorum ya, oranın performansına bağlı. Çok gizemli konuştuk. Outlet'ten bahsediyoruz. Buraya biraz uzak bir outlet var. Biraz. 50 dakikaymış. What? 70 mil, 70. 50 dakika dediğin. 70 mil. Okay. Roketle 50 dakika. Ama niye giden 50 dakikada gidiyor? Bırak. Roketle gidiyorlar. Roketi de yok yani gidenin şeyi, arabasını biliyoruz. Alan. Ay o da yeni araba çıkarttı ya. Roket. Aslında Burak bana şey mi alsak? Bizim, Tesla bizim varsa. Bizim işte bir space... Ha, Tesla'mız eksikti. Tesla alalım. 90 bin dolar kızım. Tesla'nın diyorum 2021 gibi ikinci elini bence bulabileceğiz. Evet. Güzel. Hem Şangay'daki fabrikayı açıyor. Üretimleri arttıracak. Sen Elon'la mı konuştun? Ay keşke konuşsam. Ya ben... Tesla dediğin şey 90 bin dolar evrim. Allah'ını seviyorsan 90 bin doları burada tanka binerim ben ya. Tank alırım. Hakikaten 90 bine bulurum tank herhalde yani. Ben 10 bin daha koyarım. Tesla tipi şey uçak alırım ya. Yok mu o pırpırlılar? 90 bin dolar. O kadar pahalı olmayanları da var. Sen sanırım bir üst modellerine bakıyorsun. Neye bakacaksın ya? SUV'ye ona... falan bakıyorsun. Ya onu alacaksan iyisini alman lazım da 90 bin dolar yani. Olsun ben bir Tesla. Tesla. 4 renk trak alırız buraya. Her gün bir rengine bineriz. Trak olacak deyince de kızıyorlar. Niye trak diyorsun? Trak diyorlar burada. Ne onun normalde kamyonet mi? Kamyon değil ya. Türkiye'de ne diyorlar buna? Çok fazla da kullanan yok şeyi çok Amarok var şeyin. Daha gelmedi. Şey ne o? Söyleseniz adını. Volkswagen'in bu arkada kasalısı var. Ama motor Amarok kapasitesi falan çok yüksek olduğu için çok fazla dola benzinden dolayı binen de yok ama burada şey gibi. Çerez gibi. Yani her evde bir tane var. Texas üzerinde söylüyorum yani. Bilmiyorum. Don't touch. Ama bence o şey pahalı ya. Neyse. Yani çok paran olması lazım. Ben bence şimdi böyle ufuk ufuk arabalara bakmaya başladım da. Bakıyorum böyle. Şey var işte hibrit al sende. Alır. Bir galon 60 mil. Kaça doluyor seninki? Bir galonu 60 mil. Kaça dolması depoyla alakalı bir durum yani. Bir galon ne kadar şu anda? 2.10 oldu. Bak şeyin jipi 36 dolara doluyormuş gidiyor şeyi deposu. Evrim deponun kapasitesiyle alakalı o benzin fiyatını değiştirmez ki. Ama doluyor. Milde ne kadar yaktı? Ne kadar yakıyor tabii canım yani. Ford çünkü o. Şey o 14 mil gidiyordu bir galonla kiralık trak. Evet o çok para şey. Ya 60 mil gidiyor benim araba. Maşallah. Hibrit bakarız o zaman. Prius'lar falan var güzel. Nissan'ım var, şeyim var, Toyota'nın var, güzel hibrit arabalar var. Ona ne zaman bakmaya başlayacağız? Parayı cebimize koyduğumuz zaman. Onu mu bekleyeceğiz bakmak için? Neyi bekleyeceğiz peki? Sonra Evrim Hanım'a araba kullanmıyorsunuz. Evrim Hanım niye araba kullanmıyorsunuz? Biraz önce de diyorsun ki araba ikimizin arabası. Sen şimdi bana araba bakmaya ne zaman başlayacağız demedin mi? Hmm. E tamam paran olunca bakacaksın da arabayı çakıl taşıyla vermiyorlar. Çaliş çaliş çaliş. Para? Para yok. Para mı diyorsun bu lafı? Yok. İşte öyle yani. Öyle. Ya aslında çok ucuz. Evet araba çok ucuz. Çok ucuz ama işte... Yani bize şey diyor ya, bizi de anlayın artık. Yani şey değil, şu anda biz... 2000 yani, dolara falan bir tane alsak bana. Evrim yeni... İşte bu konu insanların için de bir tartışma. Yani 2000 dolar için artı 2000 dolarının kenarda olması lazım. Şu an artı 2000 doların yoksa bekleyecek demektir yani. Bu kadar basit. Hayatın gerçekleri işte. Tamam sen biraz şöyle köşede dur. Ya vey. Sen köşede dur. Neyse şu bir şey aldı Burak. Hadi göster tamam. Dumanını gösterme. Artık marihuana. Tabii. Bir de gerçek anlatılırmış. Şunu içiyor artık Burak. Jul. Onun adı o mu? En azından kokmuyor. Bir de daha dumanı az. Bilmiyorum. Çok az içiyorum yine. Nasıl? Yani sadece nikotinini kurtarıyor işte yani.
Ya sigarayı bırakma şeyi için normal vape alacaktım da onlar bu sefer ona alışıyorsun. Videonun sonunda özlediğimiz arkadaşımız Taygun'dan bahsetmişiz ama o da yine yarım kalmış. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sohbetimize ortak olduğunuz için çok teşekkürler. Ben şimdi videoları birleştirirken bir sonu olmadığını fark ettim. Çok çok özür dilerim. Bunu özensizlik olarak algılamayın lütfen. Gerçekten çok rutin. Geçenlerde Instagram'dan bir arkadaş "Çok rutin sıkıcı bir hayatınız var" yazmış. Sıkıcı mı bilmiyorum. Rutinlik güzeldir. Stabil olmak iyidir. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.